Bakın çok önemli. Sahura kalkıp yemeği yemeli, sahur teheccüd ibadetine vesile olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahur yemeği yiyin çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyuruyor. Bazı kardeşlerimiz gece 1-2'ye kadar duruyor, gece 1-2'de yiyor yatıyor, sabah namazına da kalkmıyor. Böyle değil, böyle değil. Hayatımıza bir tanzim olmalı. Teravihden sonra uyuyacağız, gece kalkacağız 2'de inşallah, sahurumuzu yapacağız, bir de 2 rekat teheccüd namazı kılalım ve duamızı yapalım inşallah. Kardeşlerim, hazır sahura kalkmışken 2 rekatta teheccüd namazı kılalım, İhmal etmeyelim. Hazır zaten kalkmışız, abdestimizi alalım, 2 rekat namaz kılalım. Camilere aman yoğun şekilde katılacağız. Mahallemizdeki camilere gideceğiz. Eşimizle, çocuklarımızla teravih namazı, mukabele programları var. Hanımlara yönelik camilerimizde programlar başladı şu anda, 2-3 gün öncesinden. Muhakkak camilere gidelim. Allah'ın evlerinde Müslümanlar olarak birbirimize kavuşalım. Müslümanlar olarak birbirimize hürmet edelim, selam verelim, dua edelim. Böylece Ramazan ayının en güzel şekilde Ramazan ayından istifade edenlerden olalım kardeşlerim. İftar vaktinde dualar çok makbul. Ya şu televizyonu, programları bir kapatalım. Tam iftara 10 dakika var. Sofra başındayız. Ellerimizi semaya kaldıracağız ve dua edeceğiz inşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki oruçlunun iftar ederken yaptığı dua geri çevrilmez. Tam böyle ezanların okunduğu vakit, tam o anlar, duaların geri çevrilmediği vakitler, çoluğumuza, çocuğumuza, vatanımıza, milletimize, alemi İslam'a dua edeceğiz kardeşlerim. Teravih namazı ihmal etmeyelim. Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Mahallemizde olsun, başka yerlerde olsun, mümkünse vaktimiz varsa hatimle teravih namazlarına da katılabiliriz. Vaktimiz yoksa normal kılınan teravih namazlarına katılalım. Aman ihmal etmeyelim kardeşlerim. İhmal etmeyelim. Ramazan boyunca kıldığımız teravihler, yapmış olduğumuz ibadetler günahlarımıza kefaret oluyor. Allah katında derecemizin yükselmesine vesile oluyor. Ve son 10 günde 1000 aydan hayırlı olan Kadir gecesini arayacağız.